Merhaba. 4. Dünya Savaşı Diriliş serisinin 2. bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Azerbaycan, toprakları Türkiye tarafından sıkıştırıldığı için Türkiye'ye karşı sinirlenmişti ve Türkiye'nin Kafkasya'daki topraklarını istemişti. Ben de Türkiye'nin ne yapması gerektiğini sizlere sormuş ve anket yapmıştım. O yaptığım ankete toplamda 54 bin kişi katıldı. Bunların büyük çoğunluğu olan %59'u Türkiye Kafkasya'yı Azerbaycan'a versin dedi, geri kalan %41'i ise vatan toprağı verilmez dedi. Sonuç olarak bu anketi %59'luk kısım kazandı. Fakat o %41'lik kısmı da es geçmeyerek anket sonucunu farklı bir şekilde senaryoya uyguluyorum. İlk olarak Türkiye Azerbaycan'a arkadaşça ve dostça söyleyerek "Eğer Kafkasya'yı size verirsem ülkeniz Rus işgaline maruz kalabilir. Şimdi en azından güvendesiniz. Ülkeniz dört bir taraftan da Türkiye tarafından çevrilmiş, evet. Ancak böyle olması sizin güvenliğinizedir, iyiliğinizedir." dedi. Azerbaycan şu cevabı verdi. "Kardeş, sizin güvenliğinizi istemiyoruz. Bizim önümüzü açın. Yeter, sizin himayenizde yaşamak istemiyoruz. Önümüzü açın artık." diyerek Türkiye'ye rest çekti. Türkiye ise "Peki, siz bilirsiniz." diyerek Kafkasya'yı Azerbaycan'ın himayesine verdi. Balkanlar tarafına bakarsak geçen bölümde Rusya sırf Türkiye bölgede sıkışsın diye önündeki sahipsiz toprakları almıştı. Türkiye ise "Bu bir savaş sebebidir." dedi. Karşılık olarak ise gemileriyle sahipsiz İtalya topraklarına asker indirdi. Önce Sicilya adasını aldı. Sonra ise tüm sahipsiz İtalya topraklarını himayesine aldı. Bunun üzerine Rusya Türkiye'ye savaş ilan etti. Ve bunun üzerine Rusya 2 milyonluk ordusunun 300 binini savaşa göndererek bu geçide getirdi. Türkiye ise 700 binlik ordusunun 250 binini savaşa gönderme kararı aldı. Türkiye bu 250 bin askerin 100 binini İtalya tarafına yolladı. Diğer kalan 150 binini ise Balkanlara yolladı. Bunun üzerine bölgede hem kılıçlarla hem de tabancalarla savaş başladı. Türkler ve Ruslar burada savaşırlarken Rusya Türkiye'nin sağ ve sol savaş taktiğini öğrendi. Bunun üzerine Rusya kendi de bir taktik planladı. Ve bu taktik Türkiye'yi çok zorlayacak bir taktikti. Rusya 300 bin askerini daha kullanmaya karar verdi ve onları Türkiye ile sınırı olan tüm topraklara yollamaya başladı. Rus askerleri gelene kadar geçitteki savaşta büyük çarpışma hala devam ederken Türkiye'nin sağ ve sol saldırıları yüzünden geçit Rusya'dan geri alındı. Derken Rusya'nın ek askerleri bölgeye geldi. Rusya askerlerinin bir kısmını Balkanlardaki Türkiye sınırlarına, diğer büyük kısmını ise Asya'daki Türk sınırlarına getirdi. Rusya Asya tarafı askersiz olduğu için kolaylıkla ilerlemeye başladı. Ayrıca Rusya Azerbaycan'a şunu sordu. "Azerbaycan, gel Türkiye'ye saldıralım. Aldığımız toprakları yarı yarıya bölüşelim." cevabını verdi. Azerbaycan ise Türkiye ile ne kadar aramız bozuk olsa da Türkiye'ye ihanet etmeyeceğini söyledi. Bu cevabı alan Rusya, Asya'da ilerlemeye devam ede ede Türk kontrollerindeki Özbekistan'ı ve Türkmenistan'ı tamamen aldı. Rusya'nın bu ilerleyişini gören Azerbaycan, önünü kesmek amacıyla Türkiye kontrolündeki İran topraklarının bir kısmını aldı. Türkiye'ye bakarsak, Türkiye Balkan cephesindeki savaşta başarı kazandı ve Rusya'nın topraklarını yavaş yavaş himayesi altına almaya başladı. Türkiye Balkan Savaşı sonucunda Rus kontrolündeki Avusturya'yı ve Slovakya'yı Rusya'nın elinden aldı. Doğuya bakarsak bir süre sonra Azerbaycan ve Rusya toprak ala ala nihayet karşı karşıya geldiler. Rusya Azerbaycan'a "Teklifim hala geçerli. Kabul edersen Türkiye'nin himayesindeki toprakları alırız ve aramızda paylaşırız. Ama kabul etmezsen seninle savaşır ve seni yok ederim." cevabını verdi. Azerbaycan bu sefer teklife önce sıcak baktı. Ancak "Kabul edersen bu Türkiye'ye saygısızlık olur." diyerek reddetti. Ve "Rusya gel. Sen ve ben. Teke tek." cevabını verdi. Rusya bunu duyunca çok öfkelendi. Ve bunun üzerine bölgede Azerbaycan ile Rusya arasında savaş başladı. Türkiye bölgede olan bitenden habersiz olduğu için Azerbaycan'a "Orada neler oluyor?" diye bir mektup gönderdi. Azerbaycan da mektupla cevap vererek "Rusya ile bölgede savaşıyoruz. Ayrıca sinirlenmezsen himayendeki İran topraklarının bir kısmını kendimize aldık. Çünkü Rusya himayenizdeki topraklarınızın çoğunu işgal etti." dedi. Ancak Azerbaycan ne kadar böyle söylese de asıl amacı topraklarını büyütmekti. Türkiye Azerbaycan'ın bu cevabını alınca sinir küpüne döndü ve savaş bölgesine 100 bin tane asker yolladı. Türk askerleri gelene kadar Rusya ve Azerbaycan çok sert bir şekilde savaşmaya devam ediyorlardı.
Ancak Rusya bölgede çok sayıda askere sahip olduğu için Azerbaycan'ı bölgeden geri çektirmeye başladı. Azerbaycan durum bu olunca Rusların olduğu bölgeden geri çekildi ve Türkiye'nin himayesindeki İran topraklarının tamamını aldı. Derken Türk askerleri bölgeye geldi. Türkiye Azerbaycan topraklarından girip Ruslarla savaşmaya başladı. Azerbaycan da bölgeye yardım için ek asker yolladı. Burada büyük bir savaş başlamışken Çin Halk Cumhuriyeti Doğu Asya'da topraklarını iyice büyütmeye başladı. Rusya ile yeni sınırı olan Çin, Rusya'nın bu bölgesine saldırmaya başladı. Ve Çin, Rusya'nın savaşta olduğunu fırsat bilerek o bölgeyi kolayca himayesine kattı. Rusya müdahale için bölgeye asker yollama kararı aldı. Ancak henüz bölgeye hızlıca gelebilecek bir araç olmadığı için Rusya'nın işi oldukça zordu. Çin işgalleri hızlandırdı ve bu bölgeyi de himayesine aldı. Türkiye ise buradaki savaştan ayrı olarak Balkanlar üzerinden de saldırılara başladı. Doğudaki savaşta ise garip bir gelişme oldu. Rusya savaş bölgesine geçen bölümde ürettiği uçabilen silahlı robotlarını getirdi. Bu sayede Rusya yoğun ateş gücü sayesinde bu meydan savaşını kazandı. Ve böylece Azerbaycan'ın aldığı bölgeler Rusya'nın kontrolüne geçti. Balkanlarda ise Türkiye, Rus kontrolündeki Çekoslovakya'yı ve Rus kontrolündeki Doğu Almanya'yı kendi himayesine aldı. Doğu Asya'da ise Çin, Rusya'dan toprak alımlarını hızlandırdı. Rusya, Asya'yı kaybetmek istemiyordu. Rusya'nın gönderdiği askerler nihayet Çin işgalindeki topraklara geldiler. Bunun üzerine burada da Rus ve Çin savaşı başlamış oldu. Türkiye ise Balkanlarda Rus kontrolündeki Polonya'yı da tamamen topraklarına kattı. Ancak doğudaki Rus askerleri Türkiye'den hızlıca toprak almaya başladı. Yaklaşık bir haftalık bir süre sonra Rusya Arap Yarımadası'nın tamamını himayesi altına aldı. Türkiye elinde bulundurduğu 30 milyon kişilik nüfusuna seferberlik ilan etti. Ancak bu nüfusun %40'lık bir bölümü ayrı devlet kurmak isteyen ve Türkiye'den nefret eden insanlardan oluştuğu için sadece %60'lık bir kısım savaşacağını belirtti. Yani bu yaklaşık 22 milyonluk bir nüfusa tekabül etmektedir. Öncelikle 22 milyon kişi Rusya'nın işgal ettiği toprakların sınırlarına yavaş yavaş akın etmeye başladı. Türk askerleri de bir yandan Balkanlar üzerindeki Rus topraklarını fethetmeye başladı. Türk milleti ise bir süre sonra Rus kontrolündeki topraklara geldi ve saldırmaya başladı. Fırsatçı Azerbaycan ise bir yandan saldırmak ve Rusya'nın Asya'daki topraklarını almak istiyordu. Azerbaycan, Türk milletinin Ruslara saldırmaya başladığını görünce kendi de bir yandan saldırmaya başladı. Türkiye ilk olarak Medine bölgesini Rusya'nın elinden geri aldı. Azerbaycan, Rus kontrolündeki Kermanşah'ı aldı. Rusya ise atak yaparak Türkiye kontrolündeki Irak'ın bir kısmını aldı. Ancak Türkiye ise bölgenin batısından ilerlemeye devam ede Mekke bölgesini de aldı. Ayrıca Türkiye kuzeyden de yoğun saldırılarla Irak'ı tekrar Rusya'nın elinden geri aldı. Azerbaycan Rus kontrolündeki İsfahan'ı aldı. Türkiye ise Doğu Yarımada kıyıları hariç tüm yarımadayı tekrar himayesine aldı. Azerbaycan ise 2 haftalık bir süre sonunda yavaş yavaş Doğu kıyı yarımada kesimlerini tamamen Rusya'nın elinden geri aldı. Doğu Asya'daki Rus-Çin savaşına bakarsak, Çin, Rusya'nın Doğu Asya'daki topraklarını yavaş yavaş kontrolü altına aldı. Amerika devleti ise kuzeyindeki sahipsiz topraklar olan Kanada topraklarını istila ederek bir süre sonra toprakları tamamen himayesi altına aldı. Ayrıca Amerika, sahipsiz topraklardan olan Grönland'i de aldı. Ve böylece Amerika devleti, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarını tamamen almış oldu. Türkiye, Avrupa'da Rusya'yı Moldova'dan ve Ukrayna'nın kıyı kesimlerinden tamamen püskürttü. Bundan sonra Türkiye, yıpranmakta olan Rusya'ya Avrupa tarafındaki saldırıları durdurdu ve Batı Avrupa'ya yönelip sahipsiz toprakları fethetmeye başladı. Bunun sonucunda sahipsiz olan Almanya'nın tamamı Türkiye'ye geçmiş oldu. Türkiye burada fetih yapmakla uğraşırken Çin Halk Cumhuriyeti alt kısımda, yani güneyindeki sahipsiz topraklara da sefer düzenlemeye başladı. Çin Halk Cumhuriyeti yaklaşık 2 aylık bir süre sonra Asya kıtasının tamamını himayesi altına aldı. Yani Asya'nın yeni hakimi Çin Halk Cumhuriyeti'ydi artık. Bu geçen 2 aylık bir süre içerisinde Türkiye, sahipsiz topraklar olan Fransa'nın, Belçika'nın ve Hollanda'nın kapılarına dayandı. Azerbaycan ise bu 2 ay içinde Rusya'yı Asya'dan tamamen çıkarttı. Ve böylece Azerbaycan toprak isteğini fazlasıyla karşılamış oldu. Ancak Türkiye için büyük bir sorun vardı. Ayrılıkçı ve içi nefret dolu insanlar. Yaklaşık 8 milyon kişi olan Türkiye'yi sevmeyen bu insanlar, Afrika kıtasındaki Türkiye'nin topraklarında örgütlenerek ayaklanmalar başlattılar.
ve Türkiye'nin buna bir çare bulması gerekmekteydi. Aksi bir şey olursa, yani Türkiye müdahale edemezse orada yeni bir devlet kurulabilir. Ve bu yeni kurulacak devlet Türkiye düşmanı bir devlet olabilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Ve ayrıca abone olarak ve son olarak bildirimleri açarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.